Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizde Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'ı anlatmaya başlamıştık. Çok meziyetli bir sahabe olduğunu, şair olduğunu, ehli zikir olan bir zat olduğunu anlatmıştık. Tabii bu zat Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün seferlerine katıldı dedik. Yani ikinci Akabe biatından itibaren Peygamber aleyhissalatü vesselamın katıldığı bütün seferlere, ki bunun başında Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok seferlerde Abdullah bin Revaha'yı görüyoruz. Bedir'de ki mecbur olmadıkları halde Ensar, çünkü Akabe biatında Medine dahilinde Resulullah'ı savunacaklardı. Ama onlar işi kavradıkça daha daireyi büyüttüler ve Bedir'e de geldiler. Tabii Bedir'de 1000 kişi karşımızda müşrik ordusu, Müslümanların sayısı 313 kişi. Allah galibiyet nasip etti. Galip geldik. Esirler alındı. Fakat o güne kadar daha bir statü belirlenmemiş. Esirlere nasıl davranılacak? Esirlerden herhangi bir şey alınacak mı? Para, kurtulmalık akçe dediğimiz. Efendimiz vahyin olmadığı şeylerde meşveret yapardı sahabelerle. Yani şura ehlini topladı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Sa'd bin Muaz ve Abdullah bin Revaha da buna dahil oldu. Efendimiz sordu, ne yapalım harp esirlerini? Tabii Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, bunlar akrabalarımızdır, akranlarımızdır, bunlar bilmiyorlar. Bunları bir defalığına da olsa kurtulmalı akçe karşılığı bırakalım. Çünkü bizim de ihtiyacımız var. Allah onlara belki zamanla hidayet eder. Hazreti Ömer'e sordu. Hazreti Ömer de hayır dedi. Ben derim ki esirleri öldürelim. Hemen dedi, herkes en yakınını. İşte ben falanı, işte Hamza efendim yakınını, Ali kardeşini böyle saydı. Öldürelim. Yani hiç gözlerinin yaşına bakmayalım ki arkalarına dönüp gittiklerinde ders olsun. Tabii Efendimiz onları da dinledi. Abdullah bin Revaha'ya da sordu, ne yapalım harp esirlerini? Sa'd bin Muaz da Hazreti Ömer'den taraftı. Ne yapalım? Dedi, ya Resulallah, ben öyle bir şey söyleyeceğim ki, bak, şimdi bunları yanımıza alalım. Dönelim. Yolda ağacı bol olan bir koruluk, yani küçük bir orman. Yani o topraklarda onu bulmak da zor. Orada bunları hepsini o ağaçların içine koyalım, ateş verip yakalım. Tabii Hazreti Abbas dedi, ben yeğenim dedi, sen hiç akrabalık, insanlık şeysi, hayır dedi, böyle bir şey yapmak lazım ki size bir daha karşımıza çıkmayasınız. Tabii Efendimiz onu da dinledi. Bir şey demedi. Sabahleyin geldi Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebubekir'in dediğine meyletti ve onlardan kurtulmalık akçesi istedi. Tabii daha sonra Cenab-ı Hak öyle yapmasaydınız, yani bunlara bir ders olsaydı, hiçbir peygamber savaş ganimeti olarak o esirleri salmamıştır. Tabii sonra Allah hükmü böyle artık devam ettireceğini söyledi. Ve tabii Abdullah bin Revaha radıyallahu anh yeni daha Müslüman olmuş bir kişi. Ondan sonra hicretin 5. yılında Beni Mustalık oğulları veya diğer adıyla Müreysi Seferi. Bu seferin iki ismi vardır. Beni Mustalık Seferi, Mustalık oğulları. Bir diğer de Müreysi Seferidir. Müreysi o köydeki kuyunun ismidir. Müreysi kuyusu. Oradan alıyor. Müreysi köy yani. Ona da katılmış. Fakat Cabir bin Abdullah'la çok samimiler, gençler, Medineliler. Medine'ye geri dönülürken, ki bu seferde çok şeyler oldu.
İşte dönerken Hazreti Ayşe'ye iftira atılması, efendim Ensar'la Muhacir'i birbirine düşürmek istemeleri münafıkların. Tabii Medine'ye geri dönülürken gece yarısını halkın böyle uykuda bulunduğu sırada Medine'nin Akik Vadisi'ne eriştiler. Yani o taraftan Bedir'den gelen de Mekke tarafındadır. Oradan gelirken Medine'nin girişinde şimdi Bir Ali dediğimiz hemen hemen ona bitişik bir dere vardır. Urve Deresi. Yani o bölge böyle Akik Vadisi'dir. Verimli ziraat yetişmesi yetişir. Yani şimdi bile yeşillik falan yetiştirirler. O su böyle döner Medine'nin öbür ucuna gider. Tabii oraya gelirler. Medine görünüyor yani. Arası bir 15-20 kilometre yok. Tabii bu 28 gün de sürmüş. Yani 28 gün çoluk çocuklarından ayrılar. Ramazan hilali doğduğu zaman Medine'ye gelinmişti. İkisi de genç olan Abdullah bin Revaha ve Abdullah bin Cabir. Tabii Cabir bin Abdullah'a dedi ki gel dedi 28 gündür evden uzağız. Herkesten önce geçip ev halkımıza ulaşsak olmaz mı? Yani Resulullah bize bir şey söylemedi. Ha erken gitmişiz. Yani Cabir bin Abdullah dedi ki vallahi ey Ebu Abdullah ben İslam toplumuna aykırı iş tutmak istemem. Ben bu hususta hiç kimsenin bizden önce geçip gittiğini görmüyorum. Yani bizden akıllısı yok mu? Abdullah bin Revaha dedi ki ya vallahi ben ev halkımı, eşimin yanına herkesten önce dönmek isteyeyim. Resulullah da bizi bundan açıkça men etmemiş. Yani niye gitmeyelim? Ama burada yatmışım, gece eve gitmişim. Cabir dedi ki ben gidici değilim. Cabir de yeni evliydi. Ve Abdullah bin Revaha, Cabir bin Abdullah'a veda etti. Eve gitti, Medine'ye gitti. Tabii evine, eşine, çoluk çocuğuna kavuşmak. Hanımını çok severdi. Amre'yi hakikaten çok severdi. Dedim ya, o da sağlam bir aile kızı. Ve yolda hiç kimseye de rastlamadı. Yani kendinden evvel hiç giden yok. Tabii Hazretçilerin mahallesinde bulunan evine yaklaştığı zaman, gece sabaha yakın. Evinin ortasında bir kandil ışığının yandığını gördü. Böyle evinin içinde bir kandil ışığı, Allah Allah, dikkatini çekti. Baktı ki hanımı süslenmiş, Amre. Yanında da uzun boylu bir insan. Uzanıp yattığını görür. Ya böyle yüzün koyu yatmış o adam. Tabii Abdullah'ın kan beynine sıçrar. Hemen eli kolu böyle yanına düşüyor. Yani Amre gibi sadakatli bir hanımefendi nasıl yapar bunu ben yokken? Ve Medine'ye önce gelip geleceğine pişman oldu. Kendi kendine dedi ki işte şeytan tecrübesiz kişinin yanında bulunur. Ben Resulullah'a danışıp gelmem lazımdı. Hemen Bismillah dedi, kılıcı sıyırdı o adamı ve hanımını şey etmek için. Her ikisini kılıçla biçmek için yani daldı niyeti o. Sonra birdenbire durakladı, düşündü dedi, öyle bir sorayım nedir, kimdir bu? Siyahi bir adam. Ve kılıcın ucuyla böyle hanımına dokundu, ayağına. Hanımı heyecanla uyandı, irkildi yani sabaha yakın. Korktu, hemen uyandı. Ne yapıyorsun dedi ey Abdullah. Sen ne yapıyorsun? Çığlığı kopardı. Öyle bir korktu ki, Abdullah dedi bağırma. Ben Abdullah. Tanıdın mı şimdi dedi. Işığı da tuttu. Bak ben Abdullah. Şu yanda yatan kim? Onu bana söyle. Kadın dedi hangisi? Ya şu yanında yatan. Bak zıbarmış yatıyor yatakta. Hanım dedi aa o mu? Ya o dedi bizim hizmetçimiz Rüceyla. Yani siyah yapılı bir kadın. Yüzün koyun yatmış erkek mi kadın mı? Şey etmemiş. Rüceyla'dır ya Abdullah dedi. Geleceğini duymuştuk. Yani belki bu gece gelmez, yarın gelirsiniz diye düşündük. Ben de sana karşı işte saçımı başımı tarayayım, kendime çeki düzen vereyim de
kocama karşı kendimi hazırlatayım. Yani Müslüman kadını bu. Şimdi bizde, ablalar kızmasın, bizi dinleyenlerin cümlesi, en kirliyi evde gir, en güzeli gezmeye giderken gir, misafirliğe giderken gir. Ha bugün ekmek, bugün eskiden derlerdi, ha bugün ekmek, bugün gez, bugün isot çıkarıyor, bugün domates çıkarıyor falan. Her zavallı o çileyi çeker. Ama gezmeye giderken en güzel şeylerini giyinir, gider. Veya anam gile gideyim, bacım gile gideyim. Yani bu yanlıştır. Müslüman hanım, kocasına karşı kendi kendini ne kadar güzel hazırlasa, o kadar mutluluk, o kadar sevaptır. Yani bunu açık söyleyeyim. Şimdi dolmuşa bineyim, bakıyorsun zıkkım gibi parfüm kokuyor. Evde bir gram koku sürmez eşine karşı. Sokağa çıkıyor, pıs 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 her taraf. Yani o yolcular illallah eder. Ki caiz değil. Yani bir hanımefendinin dışarıda gayre karşı onu yapması yanlıştır. Evde kocasına ne yapsa dört duvar arasında sevaptır. Ama onun dışında yapması haramdır. Evet. Tabii ben dedi kendimi hazırlatayım. Dedim ya Amre çok saliha bir kadın. Çok saliha bir kadın. Abdullah'ın vefatından sonra göreceksiniz. Bu hanımefendiyi önemli bir sahabe evlilik teklif etmiş. Yani demiş ben Abdullah'dan sonra evlenmeyi düşünmüyorum. Demiş benim düşüncem şu Amre, senin salihatını beğeniyorum. Bir, iki bana Abdullah bin Revaha gece nasıl ibadet ederdi, ne zikrederdi öğretirsin. Onların evliliğe bakışı başka. Biz boy, boz, fizik, müzik hepsine öyle değil. Onlarınki bambaşka bir şey. Ve o tabii sonra evleniyor beyefendiyle. Tabii vakit geçince de ben de korktum, evde yalnızım, Rüceyla yanımda yattı. Ne yapacaktın? Vallahi işim kötüydü. Ben ikinizi de kılıçla biçecektim. Yani demek ki bir durup, sorup, anlamak lazım. Hemen olmaz. Şimdi günümüzde mesela, hanımdan boşum. Sebep, bir mesaj geldi ona. Ya çekemez mi birisi? Bir hainlik yapamaz mı? Bozgunculuk yapamaz mı? Araştır bak altında neler var. Hemen yok yolda bir tane konuştu. Yok böyle etti. Hemen bunlara karar olmaz. Yani sorup soruşturmaya. Ama ben şunu söyleyeyim. Müslüman bir hanımefendi evvela namus ve iffetini Allah için taşır. Sen ikinci, üçüncü derecedesin. Ya Allah'tan korkar. Tabii Abdullah hanımıyla o geceyi geçirir. Sabaha çıkınca Resulullah'ı karşılamak üzere yola çıkar. Yani Efendimiz'i özler o bir gece içinde. Ve Ebu Utbe kuyu mevkiinde, yani bugünkü o demir yolu dedikleri yerin oralarında Resulullah Efendimiz'le karşılaşır. Tabii o sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'le Beşir bin Sa'd'ın arasında bulunuyor, kayınbiraderi. Ve kendisinin bacısını da buna vermiştir. Yani karşılıklı almış birbirimizi. Ama şedegil yalnız. Bu kadın bunun yerine berdel değil. Tabii orada öyle Beşir bin Sa'd ile Abdullah bin Revaha karşılıklı birbirlerine dedim ya kayınenişlesi olurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gülmeye başladı. Abdullah böyle karşıdan geliyor, peygamber karşılamaya. Tabii işte yıkanmış, temizlenmiş, elbisesini falan, sefer alameti yok. Beşir bin Sa'da döndü, Efendimiz dedi ki, ya Ebu Nu'man, lebeyk ya Resulallah, kayınbiraderi ve eniştesi dedi. Resulullah dedi, biliyor musun, Abdullah geceleyin ailesinin yanına girişini ve hoşlanmayışını, başına gelenleri sana haber vermek üzere sana yönelecek. Şimdi gece yaşadıklarını sana anlatacak. Ya Resul, onun için mi gülüyorsun? Evet, dinle. Ben yani Cebrail bildirmiş de Efendimiz dinle diye. Bak kayınbirader ne anlatacak? Tabii Abdullah bin Revaha Resulullah'a selamladı. Hemen Sa'da işareti Beşir bin Sa'da. Tabii Efendimiz döndü ona dedi ki ey İbn-i Revaha, ne gibi haberler var Medine'de? Daha biz Medine'ye gelmedik, 28-29 günüyoruz. O da dedi ki, nasıl herkesten önce Medine'ye girdiğini ve bu gece başına nelerin geldiğini anlatır. Tabii bunun üzerine Efendimiz dedi, geceleyin kadınların yanına baskın yapar gibi girmeyiniz Abdullah. Baskın yapar gibi
girmeyiniz. Yani seferden geldiniz, sakin bir şekilde. Tabii Efendimiz bu yolda ilk koyduğu yasak bu. Yani eşlerinizin yanına böyle paldır küldür değil. Ya şimdi tabii telefon var, haber edersin falan. Tabii Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bunları çok severdi bu aileyi, İbn-i Revaha'nın. Tabii Abdullah bin Revaha diyor, alacağımı aldım yani, dersimi aldım. Tabii bu zat bundan sonra mescidin yapımında, yani Efendimiz'in mescidinin örtülmesinde hususen Medine dışından gidip şey getirmiştir, kamış, uzun kamış direkler. Yani nedir bu ya Abdullah? Peygamberimiz sorduğunda Ebu Derda ile beraber, ya Resulallah, Musa'nın gölgeliği gibi gölgelik ben yapmak istiyorum. O da demiş, güzel yani, Musa'nın gölgeliği gibi gölgelik daha olmaz. Mescidin üstüne sadece kamış ve hurma dalları. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle bir hasta ziyaretine gidiyor. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, büyük bir sahabe. Ben ana başlıklar halinde aktarıyorum. Eğer geniş okumak isterseniz zaten web sayfalarına atıldı bu siyer-i sahabe. Oradan açıp daha geniş teferruatlı da okuyabilirsiniz. Sahabe.com.tr girdiniz mi karşınıza çıkar. Yani olduğu gibi kitabı web sayfaya attık. Yakında zaten inşallah telefonlara atılacak. Tabi Sa'd bin Ubade Hazreç kabilesinin lideri. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra bunu halife seçeceklerdi Ensar'dan. O kadar kıymetli ve bir o kadar cömert. Yani cömertlik konusunda konuşacaksanız Sa'd bin Ubade'yi konuşun. Yani evin damına çıkar, dedelerinden bir gelenektir. Çıkar, yağ isteyen yok mu gelsin, yağımız çok. Ekmek isteyen yok mu gelsin, hurma isteyen yok mu? Yani öylesine bir sahabe, hasta olmuş. Efendimiz de merkebine binmiş. Merkebin terkisine, arkasına da Üsame bin Zeyd'i alıp Sa'd bin Ubade'lerin mahallesine, bahçelerine doğru gidiyordu. Giderken baş münafık İbn-i Selül, meşhur İbn-i Selül, onların aşiret lideriydi bir zaman. Evinin gölgesinde Müslümanlardan, işte Medine'li müşriklerden, Yahudilerden bazı kimseler oturmaktaydı. Efendimiz nezaketle yaklaştı. Ya bakın, dikkat edin, orada Yahudi de var, müşrik de var, Müslümanlar da var. Efendimiz nezaketini muhafaza ediyor. Evet. Ve Yahudilerden işte bir kısım da oturuyordu. Efendimiz yanaştı ve hayvanı durdurunca yerden haliyle toz kalktı böyle merkebin ayağına. Tozlar o meclisi sardı. Tabii münafık İbn-i Übey fırsat kolluyor. Bunlara Allah fırsat vermesin. Fırsat verdi mi çıkarlar. Yani dikkat edin, isim vermiyorum. Televizyonda bakın. Yani böyle ellerine bir fırsat geçti mi çıkarlar. Yürüyüş yaparlar, boykot yaparlar. Mesela biz de tavsiye etmiyoruz. Bakın diyorum, gayrimüslime dahi nezaket gösteriyor efendim, insandır. Bakarsın çıktılar hemen patır 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 şeyler söylemeye başlarlar. Bir örnek vereyim mesela. İşte şimdi şu anda gündemde imamlar nikah kıyma meselesi. Kıyamaz mı? Olur. O da memur, o da memur. Bir kanunla bu düzenlenir. Yani bir tanesi çıktı, maalesef Urfalı olduğunu da söylüyorlar. Çıktı, pat pat dedi, imam nikah dedi, yok dedi, haramdır. Olsun ya. Tabii tek kelime var ona söyleyecek. Yani insan üzülüyor. Şimdiye kadar yani imam nikahı kıyılmıyor muydu belediyelerde, şeyler? Ne var onda? Gerçi nikah nikahdır arkadaşlar. Yani nikahın resmisi, dinisi yoktur. İslam dini kıyılmış sahibi nikahı tanır, velev kilisede de olsa. Yani bunu fıkhen söyleyelim. Ama güzel bir şey, örfen hepimiz resmi nikahdan sonra dini nikahda. Hatta saygı olsun diye o bitiyor, imzalanıyor, koca efendilere sonra başlıyor. Ne var ya, koca efendi kıymış, o kıymış, o da devletin memuru. Yeter ki ona bir yetki versin. Şimdi Allah rahmet eylesin, bir hocamız vardı, Zeki Hafız. Yani dinleyenler rahmet okusunlar, Bekaps'ın imamıydı ama dop dolu bir insandı rahmetlik. Tabii 1940'larda
dediğim veya daha öncesinde işte sık sık canı sıkılan polis, bekçi, hocaları götür karakola ya dayak atarlar ya kitabını yandırırlar, yakarlar. İşte yine böyle geceleri anlatır rahmetli, götürüyorlar kendisini. Şimdi Yusuf Paşa Camii'nin içindeki o merdivenden çıkılan yer karakoldu. Biz onu alana kadar ne çektik, medrese ettik sonra da. O karakola çağırıyorlar. İşte komiser Hoca Efendi, Hoca Efendi fırça çekiyor biraz. Diyor, duyduğuma sen de dini nikah kıyıyormuşsun. Şu vallahi ben değil, herkes kıyıyor. Memleket bunda mutabık. Diyor ki, bence Hoca Efendi sen de hak verirsin. Bak benim anam da, dedem de, nenem de işte hacı, meci falan ayağı. Şimdi zaten bu tipler ona sığınır. İşte benim dedem 9 defa deveyle hacca gitmiş. Ne yapayım? Deve de hacca gidiyor, kıçındaki gene de gidiyor. Hani o meselesi değil. İşte filan zatın türbesinin komşusuyuz. Ne yapalım? Mekke'ye gömülsen ne fark eder ki? Hiç iman. İlla men ete Allah'a bi kalbin selim ayet-i kerime diyor. Tabii bence diyor bununla bu dini nikahla evlenen ailelerin çocuğu olursa bence piçtir. Ne dersin? Diyor, komiser bey siz kaç doğumlusunuz? Diyene kadar, ulan ne demek istiyorsun? Senin ananla baban evlenirken medeni kanun var mıydı? Resmi nikah. Çık ulan dışarı! Falan. Diyor, cevap ver. Eğer dini nikahla evlenen birisinin çocuğu piçse, siz kaç doğumlusunuz? Hoca Efendi çok, çünkü zalim, içeri tıkar, dayak atar. Demiş, bir daha bunu getirmeyin karşıma. Yani işin hemen şey yönüne kaçarlar. Günümüzde de var bu. Çok misal veririm ama dersimizin şeyine yakışmıyor. Tabii İbn-i Übey burnunu tuttu, yüzünü ekşitti. Ya dedi, üzerimize tozutma işte, bir de peygambersin, temizlikten bahsediyorsun. Bak fırsat buldu. Merkebin ayağından kalkan tozu teneffüs edince hemen, ama beş vakti Resulullah'ın arkasında kılmaya çalışıyor Mescid-i Nebevi'de. Her cuma günü Resulullah minberden mihraba gelince ayağa kalkar, 3-5 söz söyler. Çünkü aşiret lideri. Tabii Resulullah Efendimiz yanlarında oturdu, Kur'an okudu. Tabii İbn Selül hiç konuşmadı, rezil oldu. Ve tabii dedi ki, ey konuşan kişi, eğer sözlerine sadıksan bundan daha güzel bir şey yok. Fakat sen kendi evinde otur, Resulullah dedi, evinde otur. Onları sana gelenler anlat. Sana gelmeyenlerin söylediklerinden hoşlanmayanların toplantıları gelip de onları rahatsız etme. Git evinde anlat. Peygamber'e akıl veriyor. Niye o merkebin ayağından toz kalktı diye, azıcık toz için. Ve tabii İbn-i Revaha dayanamayarak dedi, ya Resulullah sen bize, meclisimize, evlerimize her zaman gel. Allah'ın bize ikram ettiği doğru yolu bize anlat. Sen bunun sözüne bakma. Çünkü bu adam mı Yahudiler Medine'ye kral edeceklerdi. Sen gelince bunun krallığı düştü. Onun intikamını nasıl alacağını şey yapıyor. Tabii bu zat 5. yılda Hendek savunmasına katılmış. Ki Hendekler kazılırken söylediği şiirler meşhurdur, onları geçiyoruz. Efendimiz onu Heyber'e gönderdi ki onlara tebliğe gitti. Fakat onlar maalesef şey yapmadılar. Bir daha Heyber'in fethinden sonra yine Efendimiz onu gönderdi vergileri toplamak için. Hemen bunlar oturdular, dediler ki, ey Medineli kardeş, gel bunu 50-50 bölüşelim. Yani Medine'ye bu parayı götürürüz ya, bu vergiyi. Bunun bir kısmını sen al, bir kısmını bize bağ. Sen de kârla çıkarsın. Tabii Abdullah bin Revaha orada onlara öyle şeyler söyledi ki, yani siz rüşvetçi bir toplum, rüşvetçi bir toplumun abad olmayacağını ve geldi durumu
Peygamber'e bildirdi. Hatta daha başka şeyler de oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta kendisini tebrik etmiştir. Çok önemli bir sahabedir. Tabii bu zat, bu vergi mergi olayla fıkıh bir konudur aynı zamanda. Dedim ya, oradan daha güzel okursunuz. Tabii İbn-i Revaha'yı, başkalarını, bunun gibi fakirleri çekemeyenler vardı. Ama ayet-i kerime bunlardan ayrılma demişti. Ve tabii çok sıcaklarda ümmetler de anlatır yine. Ben başlıklar halinde anlatıyorum. Resulullah ile beraber korkunç bir sıcak günde yaptığımız bir seferi hatırlarım. Sıcağın şiddetinden dolayı insan elini başının üzerine koymak mecburiyetinde kalıyordu. Aramızda sadece Resulullah ile Abdullah bin Revaha'dan başka oruçlu yoktu. O kadar oruç tutmayı severdi Abdullah bin Revaha. Ve tabii hanımını çok sever. Tekrar oraya dönelim. Bir gün diyor, hanımının kucağına başını koymuş, ağlıyor. Avrat da onunla beraber ağlıyordu, Amre. O ağlıyor, o ağlıyor. Tabii Abdullah döndü. Ya dedi, ben ağlıyorum. İşte Resulullah'tan bazı şeyler dinledim. Ben ağlıyorum. Hatun, sen niye ağlıyorsun? Dedi ki, ben senin ağladığını gördüm, ben de ağladım. Yani eşim ağlarken ben de onunla beraber ağladım. Tabii ayeti hatırlamıştı. Sizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur ayetini. Hakikaten ayet öyle iniyor. Ve tabii daha sonra ayet inen ayette tamam, herkes oradan geçecek. Bazısı düşecek. Ama bazısı oradan transit geçecek. Hatta cehennem bazılarını yalvaracak, çabuk geç. Nurunuz ateşimi söndürecek. Mesela Osman İbni Affan gibi. Radıyallahu anh. Efendimiz misal veriyor. Şimdi bir de yine hanımı ile ilgili bir kısayı anlatalım. Abdullah bin İkrime anlatıyor. Tabiinden İkrime. İkrime bin Ebi Cehil değil yalnız. Abdullah İbni Abbas'ın talebesidir bu İkrime. Müştehittir yani. Hanımının yanında yatıyordu. Hanımı, özür dilerim, istirahatlı olduğu günler. Yani ayın 10 günü, 8 günü. Tabii Abdullah kalktı. Demek ki erkeklerde bazı böyle şeyler oluyor. Haram değil yalnız. Odada bulunan cariyenin yanına gitti. Cariyesinin yanına gitti ve onunla yattı. Yani haram değil, geçen bakmayın, ben ismen söylemeyeyim. Yani üzülerek dinlediğim bir hoca efendi, gene de hoca diyelim. Çünkü zaman zaman birçok televizyonlarda çık konuşuyor. Yalnız esef ettiğimi de söyleyeyim. Çıktı bu cariyelik ve kölelik meselesini anlatırken tarumar etti. Birilerine yaranmak için evme meleket eymanukum ayetini tarumar etti. Allah ıslah etsin. Tek kelime. Ve tabii cariyesinin yanına gitti, yattı. Ondan sonra Amre kabus bastı derler ya. Kalktı, korktu. Uykusunda korktu. Korktu. Tabii Abdullah'ı arıyor böyle. Baktı Abdullah yok. Hemen yataktan kalktı, odadan çıktı. Etrafa bakıyor. Bir de baktı ki ne görsün? Cariye ile yatarken gördü. Bunun üzerine hemen odasına döndü ve bir hançer ve ustura. Beşir bin Sad'ın bacısı yalnız abi. Bak öyle yiğit bir kadın. Hemen aldı dedi, vah böyle mi? Ve hemen odaya doğru yürüdü. Bu esnada Abdullah da odadan çıkıyordu. Yani sabah namazı yakın hanımıyla karşılaştı koridorda, evin küçük koridorunda, kaçamıyor da. Baktı ki Amre'nin el ustura vuracak. Ne oluyor dedi Amre. Dedi ne olacak? Eğer seni cariyenin yanındayken gördüğümde yetişebilseydim yataktan bile kaldırmazdım. Bu ustrayı iki küreğinin ortasına indirecektim. Yani hani ya Abdullah dedi ki şey Amre, beni nerede gördün ki? Ben dedi vallahi bu gözlerimle ben seni cariyenin yanında yatarken gördüm. Dedi hayır, sen beni görmedin.
Kadın vuracak, koridorda kaçamaz. Dedi ben gördüm gözlerimle. O dedi inan görmedin sen, yanlış görmüşsün. Nasıl görmüşüm? Dedi unutma ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada bir hile yapıyor ama çok güzel bir hile. Peygamberimiz de güldürüyor bu. Efendimiz bizi cünüp iken Kur'an okumaktan men etmedi mi? Etti. Yani cünüp insan Kur'an okuyamaz. Kulakları çınlasın bazı söyleyenlerin. Tabii yani edepleri olsa bu sahabeye saygılı olurlar. Çıkıp da milletin kafasını karıştırmazlar. Tabii hanımı dedi, he ben de dinlemiştim. Peygamber bir insan, bir Müslüman cünüpken Kur'an okuyamaz. Sen ne demek istiyorsun? Dedi, bak ki, ha dedi o zaman dur. Madem cünüp de gitsin, öyleyse hadi bakalım Kur'an oku. Kur'an oku göreyim. Bıçak elinde vuracak. Tekrar söylüyorum, çok da yiğit bir kadın. Bunun üzerine tabi Abdullah bin Revaha besmele getirdi. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yani cünüp insan bunu okuyabilir, salavat okuyabilir, dua ayetlerini dua niyetiyle okuyar. Hemen başladı. Çok edip bir insan ya, şair. Dedi, Allah'ın Resulü bize güneşin tam yerinden parlak bir şekilde doğduğu gibi Kur'an'ı okuyarak geldi. O sapıklıktan sonra hidayeti getirdi. Onun söylediği her şeyin gerçek olduğunda asla şüphemiz yoktur. Müşrikler yataklarında yanları üzerine gelip yatarlarken onun yatağında yan tarafı ağrımaktaydı. Sadakallahul azim. Şiir okudu aslında. Ama çok veciz. Peygamber talebesi, Kur'an talebesi. O belagete yakın bir şekilde ki bunu ilahi olarak yani çok okuyan arkadaşlar var Arapçası. Tabii bunu okuyunca yani Kur'an ayetleri zanneden hanımı Amre dedi ki Abdullah özür diliyorum. Nasıl dedi? De vallahi ben Allah'a inanıyorum. Resulüne inanıyorum. Ben gördüğüme inanmıyorum. Nasıl bir ikna? Tabii sakın denemeyin böyle bir şey. Daha sonra Abdullah bin Revaha radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam mescide geldi. Yıkandı falan geldi. Tabii dert ortağı peygamber. Resulullah'a anlatınca Resulullah'ın diye azı dişleri görünce yakar güldü. Nasıl yaptın dedi Abdullah. Ne okudun? Bana da oku. Bunu okuyordu. Doğru söylemişsin. Yani doğru söylemişsin. Amre ne yaptı? Dedi, Amre dedi ki gözlerime inanmıyorum, ben Allah'a inanıyorum. Nasıl bir belagat, nasıl bir şey? Tabii bu zat hayatında verilecek örnekler çok. Hicretin 8. yılında Cumadül Ula ayında vuku bulan meşhur Mute Savaşı. Yani Mute Savaşı Ürdün'ün Belka kasabı, bugün şehir olmuş hemen hemen. Oraya. Tabi Ceyş-ül Ümera gazvesi, kumandanlar gazvesi de söylenir. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu orduyu gönderdi? Yani Mute seferinin sebebi ne? Onu görebilirsiniz. Efendimiz Beni Lihiplerden olan Haris bin Ümeyr-ül Ezdi'yi, yani Busra hükümdarı, bu sahabedir Haris bin Ümeyr el-Ezdi kabilesinden. Busra hükümdarına, Busra neresi? Ben üzülerek söyleyeyim bunu, bir yere anlatırken bir de Bursa hükümdarını. Busra, Şam'a 100 kilometre kala, Derzor'dan, Dera'dan gelirken, yani Şam'a oralar o güzel tarih kokan yer. Busra, Peygamber Efendimiz'in çocukken Rahip Bahire'nin yaşadığı yer, Busra. İşte Busra hükümdarına bir mektupla göndermiş. Busra da Rumlara bağlı, tampon devlet bunlar. Tabi Haris bin Ümeyr, Resulullah'ın mektubunu Şam'a, Rum Kayseri'ne götürmekteydi. Haris bin Ümeyr, Mute'ye varınca durdurulup Şurah bin Amr el-Gasani'nin huzuruna çıkarıldı. Müşrik, gayrimüslim. Ve Şurah bin Amr, çok zalim bir adam. İşte bu Haris bin Ümeyr'e de sen nereye gidiyorsun? Ne yapmak istiyorsun?
Dedi ki Şam'a. Niye? Şam'da ne var dedi. Ben Muhammed'in elçilerinden. O dedi han sen elçiler ne olabilirsin daha? Bugünlerde devletlere mektup gönderiyormuş duyduma. Sen de demiş bizim seyyidimize, efendimize mi diyor? Halbuki ondan evvel şey götürmüştü mektubu. Dihye bin Halife, Dihyetül Kelbi. Haris dedi evet dedi ben Muhammed'in elçisiyim. Peki. Hemen emretti. Onu bir iple bağladılar. Sonra götürdüler, boynunu vurdular. Peygamberin elçisi. Şimdi burada biraz özetleyelim. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, Haris bin Ümeyr'in şehit edildiğini duyunca, hemen peygamberde bir huy vardı arkadaşlar. Yani ahlakı mükemmeldi. Cahiliye kanı demiyorum. Allah için dökülen demi yerde bırakmazdı. Allah için dökülen kanı. Şimdi bizde işte bir yakınımız falan bu kan davaları değil. Yani Müslüman gitmiş bir gavur onu bir gayr hakkını dökmüş. Efendimiz o kanı yerde koymazdı. Bakın asr-ı saadet bunun örnekleriyle doludur. Hemen Peygamber Efendimiz bir ordu teşekkül ettirdi. İşte Medine'nin Cürüf mevkiinde ordugahı topladı. Cürüf de bugün kıbletin camisinin hemen yakınındadır. Müslümanlar hemen geldiler oraya. Tabii Kâb bin Ümeyr'in kumandası altında 15 kişilik bir heyeti gönderdi. Şam'ın Zat-ı Atlah nihayesinde şehit edenlere bir birlik gönderme niyetlendi. Fakat halkın çok olduğunu duyunca, zalim olduğunu ve Bizans Rum İmparatoru, o devrin Amerika'sı, bu bölgede süper devlet. Süper devlet, yani İranlılar onları mağlup etti. Kaç sene sonra, yani 628'lerde tamamen İranlıları bitirdiler. İşte Heraklius, Bizans Rum İmparatoru, bu tampon devletleri, işte Lahm oğulları, Gasan oğulları, bunları çok destekliyor. Tampon devletler, yani İranlılarla araya bu küçük devletçikleri koymuştu. Yani ilk tehlike onlara gelir, sonra imparatorluğa gelir. Bunlara vergi yok. Bunların yemesini, içmesini karşılarlardı. İranlılar da aynı şekilde. Bu tarafta mesela Harran'da Talib aşireti. Bilmem nerede Karmatiler. İranlılar da bunları destekliyordu. Ki onlar da Rumlar arasında bir tampon oluşsun. Ve tabii Efendimiz Bizans Rum İmparatorluğu'ndan bir şey bekledi. Baktı ki yok. Yani uluslararası bir anlaşma vardı. Ta Kalubela'dan bir anlaşma vardı. Elçiler masumdur, dokunulmaz elçilere. Elçileri kimse bak İran Kisra'sı dahi öldürmedi. Heraklius bile Dihyetül Kelbi'yi öldürtmedi. Kızdı mızdı tartıştı. Kisra tartıştı anlatmıştık. Ama bu yani kendisi bir mektup falan da yok. Hemen Resulullah'ın elçisini öldürdü. Bekledi süper devletlerden bir şey çıkar mı? Süper devletler her zaman böyle çuvallar. Çünkü iman etmemiş. Yani Osmanlı mı ki Alman kralını Fransızların baskısından kurtarsın bir mektupla? Şimdi nankörler de bize kafa tutuyorlar. Ya. Tabii Efendimiz onun kanı yerde kalmayacak. Büyük bir ordu hazırladı ve Cürüf bölgesinde topladı hepsini. Tabii orduya konuştu. Yani 3000 kişilik bir o birlik hazırladı. Dedi ki bu ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir radıyallahu anh. Onu tayin ettim. Ama Zeyd şehit olursa onun yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. Cafer de şehit olursa yerine Abdullah bin Ravaha geçsin. Ha Abdullah da öldürülürse, şehit edilirse artık Müslümanlar aralarında münasip birini seçsin, onu kendilerine kumandan yapsınlar. Efendimiz bu veciz konuşmayı yaptı. O sırada Nu'man bin Funhus adında bir Yahudi vardı. İnsaflıdır yani. Yahudi din adamı diyelim. Tabii orduya baktı, bu konuşmaya baktı. Efendimizin bu şey derse bu geçsin, bu geçsin. Ve hemen
yerinden sıçradı. Dedi ki siz vedalaşın ailenizle. Niye? Hiçbir peygamber yok ki ölür ve öldürülürse desin, o ölmesin. Siz şehit olacaksınız. Bu Funhus adındaki Yahudi bilim adamı. Tabii biraz şikayetler oldu. Mesela Cafer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, amcamın oğlu. Beni değil de başkomutan Zeyd'i. Zeyd azatlı bir köledir. Ben zannettim beni komutan edersin. Efendimiz sen emre göre hareket et. Senin hakkında daha hayırlı olur. Ve tabii itiraz etmedi. Ve tabii bu Yahudi bir daha dedi. Bakın ben size söylüyorum. Yani ki peygambere de söyledi ya Belkasım, eğer sen gerçekten peygambersen az veya çok isimlerini andığın bu kişilerin hepsi ölürler. Çünkü İsrailoğulları içine zuhur eden peygamberler bir adamı bir cemaat üzerine kumandan tayin ettikleri de işte filan filan öldürülecek dedikleri zaman 100 kişinin bile ismini ansa o 100 kişi öldürülürdü. Senin de burada hak peygamber olup olmadığını göreceğiz. Tabii gitti vedanızı yapın dedi. Herkes vedalaştı. Tabii Zeyd bin Harise ya itiraz edildi. Ben onları geçiyorum. Netice tabii ordu hazırlandı. Bir cuma günü Medine'den çıkacaklar. Efendimiz dua etti. İşte kadınlara kılıç çekmeyin, yaşlılara çekmeyin, ağaçları kesmeyin. Harp anlayışı. Kendi halinde mabetlerinde ibadet eden ehli kitaba dokunmayın. İla nihaya zalimlik etmeyin, zulüm etmeyin. Ordu bu minval üzere yola çıkacak. Tabii Abdullah bin Revaha ağladı. Kendisine dediler ki niye ağlıyorsun? Dedi vallahi ben ne dünya sevgisinden ne de sizleri özleyeceğimden. Fakat ben Yüce Allah'ın kitabından yine o cehennem ayetini hatırladı. İçinizde oraya uğramayan yok, kalmayacaktır. Tabii bunu düzelttiler. Bu sizi kastetmiyor falan. Tabii İbn-i Revaha cuma günü ordu çıktı. Medine'den çıktı yavaş yavaş Tebuk yoluna doğru. Efendimiz onları uğurladı. Mescide geldi, cuma namazı kıldı. Baktı ki Abdullah orada. Dedi Abdullah sen gitmedin mi? Ya Resulallah istedim ki arkanda son bir namaz kılayım. Cuma namazı ve ecrini alayım. Efendimiz de ecri o gidenler aldı. Ecri o emre itaat edenler aldı. Hadi sen de Allah'ın yardımıyla geç. Tabii dedi ya Resulallah bana bir de nasihat et. Daha 40 küsur yaşlarında bir adam ya. Ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkartmayacağım bir şey söyle, emir söyle, ver bana. Resulullah Efendimiz dedi ki bak dedi Abdullah yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri, namazlarını çoğalt. Namaza, secdeye mani yok. Her halükarda namazın terkine fetva yok. Fıkıh kitaplarını açın bakın. Arkadaşlar o kadar mühim ki yani bir insan ne hal üzere olursa olsun namazı terk etmeyecek. Dedi ya Resulallah biraz daha arttır. Dedi Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'a zikir umduğuna ermen de sana yardımcı olur. Allah'ı çok zikret. Ama cihada gidiyor yani. Ve tabii Efendimiz onun içerisinde bir daha orduya epey nasihatlar yaptı. Ve tabii bu zatlar yola çıktılar. Tabii çok teferruatlı müteseferi. Ben hepsini anlatmıyorum yani. Sadece Abdullah bin Revaha'yla. Gelindi tabii şeye, Mute'ye. Yani bugün haritada Mute nerededir? Belka. Ürdün'ün Belka kasabası. Amman'la Ma'an arasında bir yerdir. Şehitler hep oradadır. Kerek köyü derler. Oraya büyük şehitlikler yapılmış, camiler yapılmış. Eğer yani bir gün Allah nasip eder Müslümanlar kendi aralarında rahat seyahat ederse gibi görürsünüz. Ve tabii baktılar ki öyle bir ordu, bazı rivayetlerde 100.000 kişi gelmiş. Gassaniler o kadar çok değildi. Hani Rum
Bizans Rum İmparatoru, uluslararası bir anlaşma var, elçiler mahfuzdur, dokunulmaz, onu da çiğnedi. Çiğnediler. Müslümanlar sadece 3000 kişi, dediler ki Peygamber'e bir mektup yazalım, yani durumu bildirelim, belki bize yardım gönderir veya bize bekleyin falan der. Tabi Abdullah bin Revaha dedi ki, ey kavmim, vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Ha, bizi görseydiniz orada, o genç sahabeler, Uhud Savaşı gününde bizim bir tek atımız vardı. Evet. Ama bu seferde düşmana galip geldik. Şimdi yine kaderde galibiyet varsa Allah esirgemez. Gelin Resulullah'a hiç rahatsız etmeyelim. Biz planımızı kuralım. İnanan az bir topluluk, inanmayan çok topluluğu mağlup eder. Ve tabii mücahitler heyecanlandırdılar. İbn-i Revaha doğru söylüyor dediler. Ve devam ettiler. Tabii yani öyle çoklar ki, bazı tarihçiler diyor 250 bin kişi, yedekte 150 bin kişi vardı, 3 bin kişiye. Tabii baktılar, şerretler, tamam mıyız? Tamam, savaşacağız. Ve tabii Zeyd bin Erkam anlatır, yanında büyümüştü. Tabii Zeyd bin Erkam da sıradan bir sahabe değildir ha. O Mustalık seferinde münafıkı dinledi ya, ben bu kulaklarımla duydum. Peygamber Efendimiz'e gel özür dile, Allah için sana istiğfar edeyim. Yok dedi, ben böyle demedim ya Resulallah, bu çocuk yalan söylüyor. Efendimiz çöp kulağını tuttu, bak Allah dedi ya bu kulağı tasdik eder ya yalanlar. Zeyd, daha çocuk, gel doğruyu söyle. Vallahi ya Resulallah bu kulağım doğrudur, Allah bu kulağımı doğrulayacaktır. Ayet indi Münafıkın suresi. Zeyd bin Erkam doğru söylüyor. Şimdi bu zat çok mühim, yani önemli sahabedir. Abdullah bin Revaha'nın yanında yetişmiş bir yetim, amcazadesi. Diyor ki, ben de devesinin terkine binmiştim, ben arkasına bindirdi. Vallahi geceleyin gidince beytler okuyor işte. Ey devem, beni bu yükümü ve bu yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürse artık sana hiç ihtiyacım yok, sefere çıkmayacağım. Böyle uzun uzun şeyler okudu. Tabii ağladım. Çünkü ölüme gidiyor. Revaha dedi ki, İbn-i Revaha dedi, böyle kamçıyla doğan çocuk dedi. Yaramaz çocuk. Ne oluyor sana? O da dedi ki, ölüme gider gibi şiirler okuyorsun. Olsun dedi, ne var bunda? Ne zararı var? Allah'a kavuşacağım. Ve tabii Zeyd bin Erkam diyor ki, geceleyin devesinden indi, namaz kıldı. Gece namazı kaçırmadı. Arkadaşlar, gece namazını kaçırmadı. Buraya bir nokta koyalım. Kaçırmadı derken, bugün benim gibi kendini böyle mücadeleci, hizmet ehli sananların en çok ihmal ettiği namaz. O iki rekat açıklar. Sefere gidiyor, bakın ölüme gidiyor, devesinden indi diyor, iki rekat teheccüd namazı kıldı. Allah bize de o şuuru versin. Ve tabii dedi ki, ey çocuk, buyur dedim. Dedi, bak dedi, inşallah bu sefer amcana Allah şehitlik nasip edecektir. Ve hakikaten geldiler. Biliyorsunuz Heraklius arkadan destekliyordu. Bunlar büyük bir orduydu. Geldiler. Epey yollar geçelim de. Ve Ebu Hureyre'den bir şey de dinleyelim. Diyor, Mütte Savaşı'nda ben de bulundum. Müşrikleri gördüğümüz zaman sayı, silah, at gibi askeri, atlas, ipek, altın gibi mali güç bakımından bizimle karşılaştırılamayacak, karşılarında hiç kimse duranamayacak derecede olduklarını gördük. Gözüm kamaştı. Ya Rabbi! Daha Ebu Hureyre de yeni Müslüman olmuş. 7. yıl, 8. yıl, bir sene. Diyor, ben böyle baktım, artık kalp atışlarımız değişti. Sabit bin Erkam döndü de, ey Ebu Hureyre, sana ne oldu? Sen galiba
pek çok orduların toplanan gününe şaşırmış gibisin. Vallahi ne diyeyim? Evet, bu kadar kalabalık, bu kadar silah, malzeme. Sabit bin Erkam güldü. Sen Ebu Hureyre bizi Bedir'de görecektin. Biz orada herhalde çok olduğumuz için Allah tarafından yardım olunmuş, zafere eriştirmiş değildik. Biz seferle emrolunduk, sefere çıktık, Allah zafer verdi. Allah zafer vermezse biz sefer kazanamayız. Şimdi günümüzde de böyle heyecanlı bakıyorsun, gelip diyor, yahu ne olacak Türkiye'nin hali? Ne olacak bu ümmetin hali? Ne olmuş? Amerikan başkanı turp bir şey söylemiş. Yok bilmem nerenin başkanı başka bir şey söylemiş. Yahu kainatın idaresi Allah'ın yedi kudretindedir. Onlar tabii plan çizecekler, tuzaklar kuracaklar. Ama vallahu hayrul makirin, Allah en hayırlı tuzak kurucudur. Hicretten ne oldu? Peygamberimizin hayatı niye okumayız Müslümanlar? Niye araştırma yapmayız? Yani biz çoğunluğumuzla, silah üstünlüğümüzle kazanmadık. Hiçbir şeyi de kazanamayız. İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ın nusreti gelirse fütuhatlar olacak, fethler. Peygamber Efendimiz'e son inen suredir bu, biliyorsunuz. Vefat ettiği yıl bu indi. Efendimiz de bir beşer olarak nasıl olacak ümmet? Yani tehlike geçmiş değil, hiçbir zaman da geçmez. Tehlike geçti mi zaten tehlike başlıyor demek. Gevşemeyin. Gevşemeyin Cenab-ı Hak diyor. Bölünmeyin. Hele gevşediğimiz yerde gevşek civata çabuk düşer. Gevşek bir bijon kaza yaptırır. Ama sıkı oldum korkmayın Allah'ın izniyle. Biz de Müslümanlarda maalesef bu yönümüz var. Hemen umutsuzlanıyoruz. İşte Amerika gelirse ne var? Geleceği varsa göreceği var. Yani ne yapar gelirse? Kendi toprağımda gelip beni vuracak. Ben de kafamı uzatacağım. İşte beni vur Johnny. Öyle mi diyeceğim? Benim öyle yağma yok. Buralar öyle kolay kolay verilmez. Çanakkale'yi verdiniz mi? Kutul Ammar'ı verdiniz mi? Ben ümmet olarak konuşuyorum. Verilmedi. Bu ümmet yani Kur'an'a ve sünnete sarıldı mı korkmayın. Ve diyor ey Ebu Hureyre, sen ne zannediyorsun? Biz atla silahla değil. Sen bizi Bedir'de gör. 313 kişi. Allah onları nasıl anlatıyor? Hendek'te nasıl anlatıyor? Biz zafere Allah tarafından yardım olunmuş olarak zafer geldik. Ve bunu burada noktalayalım. Çünkü öbür kısmını yetiştiremeyiz belki. Allah nasip ederse dua edin. Haftaya yine burada olak. Dersimizi aksatmayalım. Yani bizi de bu hastalıklar biraz şey yapıyor bu sene. İnşallah şey olmaz yani. Gelir devam ederiz. Etmez zaten hocalarım devam eder. Kaldığımız yerden işaretledik. Veya başka bir konu. Ders durmaz inşallah. Dua edin. Cenab-ı Hak derslerimizi, sohbetlerimizi durdurmasın. Rabbim onlarla haşretsin bizi. Onlarla bir arada tutsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.